8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor İsmail Cem Sormaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Genel cerrahi adına bugün her şeyi açığa dökeceğiz hocam sizlerle. Daha ziyade endokrin cerrahi adına evet, diyelim. Endokrin evet, endokrin cerrahi adına. Hocam endokrin cerrahisi nedir? Genel cerrahinin içindeki endokrin cerrahi, biz esasında 3 ana organla uğraşıyoruz. Tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi. Çok nadiren de olsa pankreasın endokrin hastalıklarıyla da uğraşıyoruz. Yani tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları ve adrenal, böbrek üstü, sürrenal diye bilinen böbrek üstü beziyle. Peki hangi ameliyatları yapar hocam? Çeşitli ameliyatlarımız var. Tiroidin sadece kendine özgü sayabileceğim en az 10 tane ameliyatı var. Paratiroidin de aynı şekilde değişik ameliyatları var. Ama dediğim gibi bu 3 organın ameliyatları. Fonksiyonel hastalıkların ameliyatları veya kanserlerin ameliyatlarını yapıyoruz. Hocam ne zaman peki bir endokrin cerrahına başvurmalıyız? Türkiye'de goiter çok yaygın bir hastalık. Goiter denildiğinde yani tiroid hastalıklarınız olduğunda tiroidin kanseri olabilir, işlevsel hastalıkları olabilir, paratiroid hastalıkları olabilir, böbrek üstü bezi hastalıkları olabilir. Özellikle paratiroid ve böbrek üstü bezi hastalıkları çok nadir görülen hastalıklardır. Endokrin cerrahi dışındaki cerrahlar çok fazla ilgilenmezler. Bunlarda mutlaka endokrin cerrahiye başvurmalıdır. Tiroid ameliyatlarında da biz endokrin cerrahlarını yapmasını öneriyoruz. Hocam peki tiroid dediniz, paratiroid dediniz. İkisi aynı şey değil mi? Çok farklı şeyler. Halk çok yanlış bilgilendirilerek, evet, yanlış okuyarak, yanlış görerek geliyor maalesef. Paratiroid bezi, tiroid bezinin üstüne yerleşmiş organlardır. Bir tane değildir. 2 ile 6 arasında olabilir. Sayısı ve yeri çok değişir ama genel olarak 4 tanedir. Vücudun kalsiyum dengesini düzenler. En büyük görevi, olayı budur. Tiroid ise vücudun orkestra şefi diyebiliriz. Vücudun bir nevi fabrikanın kazanı gibi düşünün. Hı hı. Esas ayarlamayı yapan yerdir. İki farklı organ, çok farklı işlevleri var. Hocam peki paratiroidin çok çalışması ya da çalışmaması durumunda nelerle karşılaşıyoruz? Paratiroidin çalışmaması genellikle tiroid ameliyatlarından sonra olabilen bir tiroidektomi komplikasyonudur. Hı. Bunun için medikal tedaviyle destek gerekir veya en önemlisi koruyucu olarak tiroid ameliyatında deneyimli ellerde tiroid ameliyatı olmanın önemlerinden biri de budur. Deneyimli ellerde ameliyat olup bu riski azaltmaktır. Yani baştan engellemektir. Çok çalışması durumunda da çok fazla semptomla hasta size gelebilir. Yani mide delinmesinden pankreatite kadar semptomlar, ellerde uyuşma, karıncalanma gibi semptomlar, ani spazmlar, kalp krizleriyle paratiroid hastası gelebilir. Bu gibi durumlarda rutin ölçülen kalsiyumlarda veya hastaneye başvurduğunuzda ölçülen kalsiyum değerleri yüksekse mutlaka hiperparatiroidi araştırılmalıdır. Ondan sonrasında da cerrahisi planlanmalıdır. Peki guatr'la tiroid aynı şey mi hocam? Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde büyümesi. Yani tiroid bezimiz, bizim vücudumuzdaki bezimiz herkeste olan bir şey. Guatr da bu büyüdüğü zaman buna verdiğimiz isim. Hocam peki hipotiroidi diye bir tanım var, bir de hipertiroidi var. Nedir hocam? Hipotiroidi nedir? Hipertiroidi nedir? Guatr bunun hangisini içeriyor? Deminden beri diyorum yani fonksiyonel mi değil, evet, mi? Bu şu. Endokrin cerrahi organlarımızın, bizim bu 3 organımızda da bir kitle varsa, bu kitle veya genel bir büyüme varsa burada çok çalışıyor mu? Yani hiperfonksiyone mi veya az mı çalışıyor? Hipofonksiyone mi? Veya bu kitle kanser mi? Bunun ayrımını yapıyoruz. Guatr'da genelde fonksiyonlar normal olur. Nodülde de normal olur. İnsanlar çok çalışan veya az çalışan tiroid beziyle değil, bir kitleyle veya insidental dediğimiz rastlantısal olarak boyunda saptanan bir kitleyle bize başvururlar. Hipertiroidi ve hipotiroidi ayrı şeyler, kitle ve kanser, hı hı, nodül ayrı şeyler. Zehirli guatr derler, hipertiroid diye. Bununla ilgili de biraz bize bilgi verebilir misiniz? Gerçekten zehirli mi? Halk böyle geliyor, evet, korkarak geliyor artık ama gerçeği araştırarak geliyorlar. Bunun adı toksik adenom veya toksik motinodüler guatr. Buradaki toksikten zehirli lafı geldiği için halk gerçekten bir zehirlenme olduğunu düşünüyor. Böyle değil. Tiroid bezinin fazla çalışması. Bu Graves hastalığından da olabilir, toksik adenomdan da olabilir, toksik motinodüler guatr'dan da olabilir. Tedavileri farklı, ameliyatları farklı. Hı hı. Değişik hastalıklar. Bunların hepsine beraber toksik
Yani zehirli guatr deniyor ama hocam, birden fazla. Belirtileri hastalık. Nelerdir hocam? Çok fazla belirtisi vardır. Mesela Graves hastalığında göz belirtileri vardır. Belki bilirsiniz. Gözler dışarı doğru çıkar. Tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Hasta bir gelir, genç hastadır. Ama bir ayda 10 kilo verdim hocam ben diye gelir. Sinirlilik en çok başvurulan sebeplerden bir tanesidir. Aşırı terleme, çok yiyip kilo alamama, çarpıntı gibi onlarca sebebi vardır. Yani baştan tutun bağırsaklara kadar her yeri etkileyebilir. Değişik semptomlarla. Peki nodül nedir hocam? Nasıl rastlanıyor nodüle? Nodüle sık rastlanıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Nodül tiroid bezinde normalde düzgün bir şekilde olan tiroid bezimizin içinde olmaması gereken daha değişik hücre gruplarının bir araya gelmesi ve yumrulaşması diyebiliriz. Ama nodül demek kanser demek değil. Evet. Bu ayrı bir şey. Evet. Nasıl rastlanıyor? Artık günümüzde görüntüleme tetkikleri çok arttı. Eskiden çok daha azmış ama şimdi kaynaklarda %70'lere kadar çıkan, normal popülasyona baktığınızda %50 nodül rastlama şansı var. Çevredeki insanlardan çok nodüllerimi temizlettim falan diye duyuyoruz. Özellikle koronada biz çok fazla tomografi çektik. Çektiğimiz tomografilerde de çok fazla işte dediğim gibi insidantel olarak yani rastlantısal nodüller saptadık. Kişinin kendisini bilmediği nodülleri. Tabii yani ne zaman insanlar fark ediyor? Kadınlar makyaj yaparken, aynaya bakarken, boyunlarına bakarken, erkekler de tıraş olurken burada bir şişkinlik var. Bu şikayetle geliyorlar ama bu çok nadiren oluyor. Genellikle işte bir boyun ultrasonu yapılıyor, bir check-up programında, bir Doppler yapılırken rastlanıyor veya dediğim gibi tomografi çekerken rastlanıyor. Hocam peki nodül varsa bu bir hastalık mı? Hemen ameliyat olmamız gerekir mi? Nodül varsa öncelikle tetkik edilmesi gerekiyor. Bu mutlak ama hemen ameliyat mı? Bunu işte iyi ayırmak gerekiyor. Nodülün iç yapısı nedir? Ultrason özellikleri çok önemlidir. Biz nasıl bir endokrin cerrahımız diyorsak kendimize, bu endokrinolojik ultrasonografiyle, radyolojiyle uğraşan kişilerin bunları bakıp değerlendirmesi bizim için çok daha önemli. Çünkü nodülün boyutundan ziyade halk şöyle düşünüyor, insanlar şunu düşünüyor. 2 santim nodülüm var, ameliyat olmam lazım. Yok, 3 santim de olabilir, 4 santim de içi kistik olabilir ve tamamen takip edilebilir. Nodülün boyutu, iç yapısı, karakteristiği, değişim gösterip göstermediği, işte 6 ay önce 2 santimse şimdi 3 santime çıktıysa hacminin reküpten hesaplayacağımızı düşünürsen çok daha fazla arttığını düşünmek lazım. Buna göre ameliyat endikasyonlarını inceleyip sık dokumak lazım. Biyopsi alıyor musunuz hemen? Her nodülden değil. Genel olarak 1 santimin üstünde, Türkiye biraz endemik bir bölge olduğu için yani guatr açısından yaygın bir bölge olduğu için 1 santimin üstünde biyopsi istenebiliyor ama az önce dediğim gibi nodülün iç yapısının özellikleri çok önemli. Ha, nodül gördüm, biyopsi alalım değil. Dediğim gibi kistik nodül 3 santim olabilir. Hiç dokunmuyoruz veya içini boşaltıp hastaya geçmiş olsun diyebiliyoruz. Peki hangi nodülde hemen ameliyat yapalım diyorsunuz? Kimler yan ameliyat oluyor bu tür nodüllerde? Bir nodülde hemen ameliyat yapalım demiyoruz. Biyopsimiz yoksa demiyoruz. Evet. Nadiren 4 santimin, 5 santimin üstündeki nodüllerde biyopsi yine öneriyoruz, önermiyoruz değil ama biyopsinin yanılma payı çok büyük olduğu için ve içindeki kanser varsa onu atlayabileceği için ultrasonografik görüntüsü de şüpheliyse bu nodüllere ameliyat öneriyoruz. Ama biyopsi yapmadan, değerlendirmeden kolay kolay küçük nodüllere ameliyat demiyoruz. Peki sayısı vardır hocam. Bir de multinodüller derler ya böyle sayısız. Yani sayının çok olması da önemli mi ameliyat etmek yok, için? Yok. Özellikle deminden beri dediğim şey nodüllerin iç yapısının özelliği. Derste anlatırken de bunu söylüyorum. Hasta geldi size sağda 2 santimlik bir nodül var. Sonunda 1,5 santimlik bir nodül var. Sağdaki 2 santimlik daha büyük. Buradan biyopsi yapalım. Yapmayalım. Soldakinin iç yapısı daha kötüyse soldan yapalım. Belki 1 santimlik var o daha da kötü. Yani burada radyolog bizi yönlendirmesi gerekiyor. Hekimin çok iyi olması lazım en başta. Radyoloji ekimi, yani biz bir ekip işi yapıyoruz esasında. Evet. Sadece biz değil, biz cerrahi kısmını yapıyoruz. Peki hocam, kanser dediniz biraz önce. Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Tiroid kanseri genelde belirtisi olmaz. Belirtisi olmadan rastlantısal olarak saptadığımız nodüllerle gelir hastalar. Belirtisi olursa neler olabilir? Bu muhtemelen ileri evre bir kanserdir. Şimdi çocukluk çağı kanserleri de ameliyatlarını biz yapıyoruz. Burada sıkıntı çocuklarda biraz daha hızlı ilerliyor ve boyundaki lenf nodlarıyla gelebiliyor. İleri yaşlardaki hastalarda da eğer ses kısıklığı varsa, yutma güçlüğü varsa, ani büyüyen bir nodül varsa, ani gelişen ses kısıklığı varsa bunlar bizim için önemli kriterler.
Ama dediğim gibi genel olarak hastalar norm herhangi bir sıkıntısı olmadan rastlantısal olarak bir nodülden yapılan biyopsiyle gelirler. Hocam sıklığı arttı mı? Sıklığı arttı mı? Bunu biz de kendi aramızda tartışıyoruz. Bundan 50 sene önce ne kadar ultrason yapılıyordu, ne kadar nodül görülüyordu, ultrasonların çözünürlükleri ne kadardı? Ben fakültedeyken bile körlemesine hocalarımız biyopsi yapıyordu. Yani nodülü tutuyorlardı, biyopsi yapıyorlardı. Şimdi biz biyopsi isterken bile inceleyip sık dokuyoruz. Görüntülenme sıklığı mutlaka arttı. Buna bağlı olarak nodül saptanma arttı. Buna bağlı olarak kanser arttı ama gerçekten mi arttı? Yoksa böyle bir görüntüleme arttığı için mi arttı? Bunu çok net bilmiyoruz. Evet, çünkü diyorsunuz hocam, belirtisi yok. Gelen kişiyi görüntülediğimizde çıkıyor diye. Ne kadar çok görüntüleme ve dijital ortam arttığı için de evet, daha çok öyle. Hastalık artmış evet. Olabilir. Hocam peki radyasyon, yiyecekler ve genetik geçişle alakası var mı tiroid kanserinin? Sıklığı arttı mı derken ben de şimdi onu düşündüm. Radyasyonla alakası var. Nasıl var? Çernobil faciasından sonra bütün Rusya'dan, işte Doğu Avrupa'dan, bizim Doğu Karadeniz bölgesinden onlarca, yüzlerce hasta papiller kanser oldu. Papiller kanserin etkilerin sebeplerinden, en önemlilerinden bir tanesi radyasyondur. Bu nasıl alınır? Ya çocukluk çağında veya biraz daha ileriki yaşlarda baş boyun radyoterapisi dediğimiz lenfoma hastaları boyuna radyoterapi alırlar. Veya benim gibi Doğu Karadeniz hastalar Çernobil küçükken, Çernobil patladığında bundan etkilenmiş olurlar. Radyasyondan çok etkileniyor. Genetik geçişse papiller kanser dediğimiz türde var. Ama medüller kanser de çok daha baskın bir şekilde var. Bunun sendromları var, Mehr sendromları var. Medüller kanserin kendi, sadece medüller kanserin geçişi olduğu sendromlar var. Genetik geçiş de önemli. Diğeri yiyecekler mi demiştiniz? Evet. Yiyecekler işte bizim kara lahanamıza çok laf ediyorlar. Bunlar iatrojenik gıdalar dediğimiz gıdalar. İyot, tiroidin bütün fonksiyonlarını etkileyen en önemli ham maddesi. Az önce fabrikanın kazanı dedim evet. Ya kazana atılan ham madde de iyot. İyodu kısıtlayan maddeler bu goitrojenik maddeler ama Türkiye'de tuzlar iyotlandı artık. Evet. Yani insanlar gönül rahatlığıyla bu goitrojenik gıdaları tüketebilirler. Çünkü yanında yedikleri tuz iyotlu tuz. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor İsmail Cem Sormaz idi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.